Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte iPhone hız testi yapıyoruz. Öncelikle şunu belirtelim, videomuzu Artıway sponsorluğunda çekiyoruz. Artıway nedir diye sorarsanız da bildiğimiz bonus ve isim değişikliğine gitti ve Artıway olarak yoluna devam edecekler. Şimdi elimizde şu an ne var onlara bir bakalım. 1 adet iPhone 6 var, 1 adet iPhone 6 Plus var, 1 adet iPhone 6S var ve 1 adet de iPhone 7 var. Elimizde iPhone 7 Plus olmadığı için şimdi hızlıca Artıway üzerinden siparişimizi vereceğiz. Peki Artıway'in bize katkısı ne arkadaşlar? Bu siparişi verdiğimiz zaman hiç ekstra bir şey yapmadan bonus kazanmış olacağız. Hızlıca mağazamıza doğru gidelim. Aşağıda bulunan bağlantıya tıklayarak Artıway üye olursanız Webtekno üzerinden ilk alışverişinize özel 10 TL'lik bir bonus kazanıyorsunuz. Şu an en çok bonusu MediaMarkt üzerinden alabiliyormuşuz. Hızlıca bonus al sekmesine tıklayalım ve bizi şimdi MediaMarkt'ın sitesine gönderiyor. 32 GB'lık modelinin siparişini geçelim arkadaşlar. Bu aşamaları her zamanki gibi hızlıca geçiyoruz. Evet millet, alışverişimizi tamamladık ve kazancımız hızlıca Artıway sayfamıza gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi hiç ekstra bir şey yapmadan ortalama 60 liralık bir karımız olmuş oldu. Şimdi biz siparişimizin gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Gelsinler bakalım hangisi en hızlı çıkacak. Hep beraber testlere geçelim. Evet millet, siparişimizi verdik. iPhone 7 Plus 32 GB'lık modelde aramıza katılmış oldu. Bu çekim için bana Onur ve Çağdaş yardımcı olacaklar. Öncelikle bir kapanma hızlarına bakalım. Bütün telefonları aynı anda kapatacağız. 1, 2, 3. Evet millet, telefonları kapattık. Hepsi aynı anda kapandı. Şimdi bir de açılış hızlarına basalım. Hazır mıyız millet? Yan yana getirelim bakalım önce hangisi açılacak. Evet millet, öncelikle iPhone 6S açıldı garip bir şekilde. İkinci olarak iPhone 7 geldi. Üçüncü olarak iPhone 7 Plus. Dördüncümüz iPhone 6. Ve en sonunda iPhone 6 Plus kaldı. Evet, iPhone 6 Plus da açılmış oldu böylece. Buna göre sıralama şu şekilde: ilk olarak iPhone 6S, daha sonra iPhone 7, daha sonra 7 Plus, daha sonra 6 ve en sonunda 6 Plus geldi. Şimdi bir de aynı anda tuş kilitlerini açalım bakalım bir gecikme var mı? 3, 2, 1. Evet, hepsi ortalama aynı anda açıldı. Milisaniyelik farklar var. Çok önem veriyorsanız iPhone 7 Plus'ın ki en hızlı açıldı diyebiliriz. Şimdi telefonları elimize aldık. Aynı anda kameralarını açıp bir bakalım. 3, 2 ve 1. Yine aynı tuş kilidi açmadaki gibi ortalama aynı anda açıldı. Arada yine milisaniyelik farklar var ama göz ardı edebiliriz bunları. Şimdi bir de bizim oyunda deneyelim arkadaşlar. Kafa topunu açacağız aynı anda. 3, 2, 1. En son iPhone 6 Plus geldi. 6 da ondan bir tık önce geldi ama şu 3'ü hiçbir takılma olmadan cayır cayır açtı oyunu. Şimdi bir de Apple'ın kendi tarayıcısı Safari'yi açalım. Hangisi en hızlı açacak? 3, 2, 1. Yine bizim çıplak gözle gördüğümüz kadarıyla arada milisaniyelik farklar vardır illaki ama hepsi aynı anda Safari'yi açabildi. Şimdi telefonlarımızın içinde olan ve en çok kullanılan 6 tane uygulamayı yan yana dizdik. Siz takip edebilirsiniz arkadaşlar hangisi hızlı açılıyor, hangisi yavaş açılıyor. YouTube'la başlayalım dilerseniz. Millet, tabi biz burada eller birbirine girdi, bir mücadele oldu, çok takip edemedik ama benim gördüğüm kadarıyla yine 6 modellerinde YouTube bir tık geç açıldı. Yine siz yorumlarda abi şu çok hızlıydı, şu çok yavaştı gibisinden bizi de yönlendirirseniz sevinirim. Evet millet, sırada Mortal Kombat X testimiz var. 10 dakika boyunca oynayacağız. Bakalım telefonlardan hangisi ne kadar ısınıyor ve şarjları ne kadar gidiyor. Şimdi sırasıyla bir ölçelim. iPhone 6 27 derece. iPhone 6 Plus 28.6 derece. iPhone 6S 29 derece. iPhone 7 28.6 derece ve iPhone 7 Plus da tam 28 derece. Bir de şarj durumlarına hızlıca bakalım. iPhone 6'da %95, iPhone 6 Plus'ta %92, iPhone 6S'de %94, iPhone 7'de %98 ve iPhone 7 Plus'ta %97. Şarj seviyemizi performanstan kayıp vermemek adına 90'ın üzerinde tutmaya çalıştık. Şimdi oyunlarımızı açalım ve bakalım neler olacak. Evet millet, 10 dakikalık testimizin sonuna geldik. Hızlıca sıcaklıklara bakalım. Ne kadar ısınmış? iPhone 6 34.4 dereceye çıkmış.
Plus bayağı ısınmış gibi duruyor. 38.8 derecede şu an. iPhone 6S'e bakalım. 34.7. Hemen 7'ye bakıyoruz. 34.5 derece olmuş. 7 Plus'a baktığımız zaman da 33.4 derece. Gerçekten az ısınmış. İçlerinde en çok ısınan şu an 6 Plus gibi duruyor. Şarjlara baktığımız zaman da iPhone 6'nın %91, 6 Plus'ın %76'ya düşmüş. iPhone 6S'in %91, iPhone 7'nin %97, 7 Plus'a baktığımız zaman da %92'yi görüyoruz. Bu 5 telefon arasında en çok 6 Plus'ta bir hayati bir fark görüyoruz. Bayağı bir düşüş var. Diğerleri hem ısınma konusunda hem de şarj konusunda bizleri çok fazla üzmedi. Ama gerçekten de 7 Plus performans olarak da, ısınma olarak da, şarj olarak da biraz üst seviye bir telefon olduğunu belli ediyor. Evet millet, oyun testimizi de tamamladığımıza göre artık videomuzun yavaş yavaş sonuna gelebiliriz. Size telefonlar buradayken veda etmek istiyorum. Kafanıza takılan her türlü soruyu her zaman söylediğimiz gibi aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Millet, şurada duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Onların hemen altından da kanalımıza abone olabilirsiniz.